Yabancı yatırımcı bence kapıda. Peki. Kapıda. Ama yani o kapı da o kadar şey bir kapı ki yani. Şimdi tam bekliyorduk. Tam geldi gelecek. Memişim şey Roadshow'da raporlarımızı yazıyoruz. Yabancı raporları çıkıyor çat diye işte böyle bir Evet. bölgenin yani talihsizliği. Böyle bir şeyle karşılaştık. Ne alaka diyebilirsiniz. Yani hani yatırım yaparken bölgeye mi gidiyoruz ya da Türkiye'ye mi geliyoruz? Hani ne alaka diyebilirsiniz. Ama şey oluyor, odak kaydığı gibi her an her yere evrilebilecek konular olduğu için çekimser kalmasına neden oluyor. Yani ben burada pozisyon alırım. 25 bence iyi bir faiz diyebilir. 30 politika faizi iyi bir faiz. Ben buradan gireyim artık Türkiye'ye diyebilir. Bence Çin'in mesela tahvil alımı bu anlamda iyi bir örnek. Artık tamam yani buralara kadar herhalde bu iş diyerek. Kimse bu arada hani yani o mekaniği bilmeyenler için de faizler düştükçe kağıt sahibi olanların, tahvil sahibi olanların elindeki gelir artar. Faizler yükseldikçe de düşer. Yani ters orantılı fiyatla faiz tahvil piyasasında, bono piyasasında. O yüzden de hiçbir yatırımcı kağıdı aldıktan sonra, tahvili aldıktan sonra faizler yükselsin istemez. Bu anlamda hani faiz lobisi değildir yatırımcılar. O anlamda hani mevduat yatırımcısına belki böyle bir şeyde bulunabilirsiniz ama tahvil yatırımcısının terstir şeyi, algısı ve beklentisi. Onun için de yabancı yatırımcı demek ki şu an için kapıda olabilir ama